Herkes burada mı tayfa? Tamamdır. Şimdi artık çok eğlenceli bir işe başlayacağız. Bu iş, bu konuyu size öğretecek durum bu. Ne yapacağım? Şimdi bunu ayrı bir video olarak kaydediyorum. RLC devreleri simülasyonu diye bir video olacak. Kanala da bunu böyle atacağım. Bu simülasyonu izlerseniz konunun teorik kısmını anlayabiliyor olacaksınız. Ama bu simülasyonu bilmezseniz teorik kısmı size çok karışık gelecek. Şimdi ondan başlayalım ufak ufak. Öncelikle simülasyonumuzda bir devre oluşturmak istiyorum. Şimdi devre için tabii bazı elemanlarımız var. Şimdi hemen ilk aşamada bir doğru akımdan bir devre kuracağım. Bağladığım şey bir pil. Pilimi aldım. Başka kablolar da taktım. Kablolarımı oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve kablolarımın arasına bir tane ilk aşamada düz bir ampul bağladım. Yani bir direnç ve doğru akımdan kaynaklı bir pil. Şimdi ilk gözlemlediğim şey doğru akım bağlıyken ampule benim doğru akımdan dolayı elektronlarım hep aynı yönlere sabit bir şiddette. Bunu nasıl anlayacağım? Hemen gelin bir ampermetre, current charge yani akım grafiği elde edelim. Bunu bir ters çevirelim. Pozitif yönde olsun grafiğimiz. Bu gördüğünüz şey arkadaşlar bir doğru akım. Nereden anladım? Bakın tek bir çizgi halinde ve sabit bir değerde. Fark ediyorsanız odaki potansiyelde artışı sağlarsam doğru akımda da ne oldu? Grafiğim daha yüksek bir değeri gösterdi. Bunun adı doğru akım ve direnç. Şimdi doğru akımımı kaldırıp ilk aşamada alternatif akım kullanmak isteyeceğim. Remove dedim, kaldırdık. Sonra ben bu sefer bir AC bağladım. Yani alternatif. Şimdi bağladık devreyi. Şimdi ne gözlemliyorum? Bakın ampulüm yanıp yanıp sönüyor. Neden? Alternatif akım kaynağı mı bir kutbu yok. Bundan dolayı bir artıya bir eksiye gidiyor ki zaten fark ediyorsanız akım grafiğine odaklanırsanız bir sinüs doğrusu görüyorsunuz. Bir sinüs eğrisi oluşuyorsunuz. Aynı şekilde ben potansiyelimi de okumak isteyeceğim. Potansiyelimi de şöyle şunu şuraya koyarım. Voltmetremi. Pilimin de iki ucuna taktım. Altına koyayım, yan yana görelim. Şimdi bakın potansiyelimi de koydum. Potansiyelimi koyduğumda ne gördüm? Potansiyelim de aynı akım grafiğim gibi benim için nasıl çalışıyor? Sinüs doğrusu, sinüs eğrisi olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi aynı sistem. Yeni başladım Beyza'cığım. Daha yeni başlıyorum. Devreyi kuruyorum. Daha doğru akım kurdum zaten. Alternatif akım taktım şimdi. Şimdi ne gördük? Akımın ve potansiyelin grafiklerinin birer sinüs eğrisi olduğunu gördüm. Neden kaynaklı? Tekrarlıyorum. Bu alternatif akımın benim için bir özelliği. Alternatif akım bildiğiniz gibi değişken bir akım türüdür. Doğru akım bağladığım zaman bakın alternatif akım çıkarıyorum buradan. Yerine gidip doğru akım kaynağımı yani pilimi takıyorum. Ve pilimi taktığım gibi bakın grafiklerim düz birer grafiğe dönüşüyor. Sabit bir sayı. Ama gidip de doğru akımımı değiştirip yerine alternatif akım taktığım zaman bu sefer devremde değişken bir akım meydana geliyor ve sinüs grafiklerin değişmeye başlıyor. Şimdi ilk aşamada şunu bilmeniz lazım. Eğer ben buraya alternatif akım bağlıyorsam benim buradaki fonksiyonum nasıl ifade edilir? Şimdi üzerine yazacağım. Şimdi ilk durumda eğer ki alternatif akım bağlıysa anlık bunun üzerindeki değeri, akımın değerini görmem için zamana bağlı bir fonksiyondan faydalanıyorum. O da neydi benim için? I max çarpı sinüs omega t idi. Biraz daha formülümü açarsam bunun yerine I max çarpı sinüs omega yerine de 2 pi f yazarsam 2 pi f t yazabiliyorum. Şimdi haydi gelin o zaman I max'ın üzerine çalışalım. Şimdi frekans var burada. Burada da frekansı değiştirilir. Nasıl? Bakın. Change frequency dedim. Yani frekansı değiştirdim. Bana ne söylüyor bu formül? Frekansı arttırırsam zamana bağlı alternatif akımın artması lazım. Hadi bakalım arttıralım. 2.0 yaptım. Ne oldu? Frekansın zamana bağlı frekansı arttırdığım zaman sinüs fonksiyonun içerisindeki değer değişti. Ama burada önemli olan şu. Benim sinüs fonksiyonum sıfırda bir arası değer alıyor. Yani ben frekansı hep arttırdığım zaman bu sinüs fonksiyonu hep artacak değil. Çünkü sinüs fonksiyonu geliyor. Tam bir çemberi temizledikten sonra tekrar sıfırdan başlıyor gibi dönüyor. Halde burada frekansın büyük olması
zamanlık, anlık akımı büyük olması anlamına gelmiyor. Frekansımın içerisindeki bu sinüs fonksiyonun aldığı değer önemli. Eğer benim sinüs fonksiyonum mesela ilk başta frekansımın sıfır olduğu noktada. Sinüs sıfır. Sinüs sıfır ne arkadaşlar? Sıfır. Aha, bu sıfır. Sinüsün maksimum değeri ne zaman gelecek? Sinüs bir olduğunda gelecek. Ama içerisinde zamana bağlı bir fonksiyon olduğu için, t devamlı değiştiği için sabit bir sayı olmaması gerekiyor. Bu sebepten dolayı frekansımı arttırmanla birlikte sinüs fonksiyonu zamana bağlı olarak devamlı değişiyor. Ama sabit bir sayı vermiyor bana. Ama frekansın etkisi bu. Görsel anlamda ne? Frekans bakın arttığı zaman ne oluyor? Dalga boyu küçülüyor. Enerjim artıyor bu dalga türünde ve daha sık oluyor. Frekansın etkisi bu. Peki frekansımı 1'e alayım. Yani 1 Hz olsun. Ve frekansım 1'deyken potansiyelde değişiklik yapmaya başlıyor. AC potansiyelimi artırıyor. Neyi gözlemledim arkadaşlar? Bakın dondurdum. Aralarında doğru orantı oluyor değil mi? Frekansla mı? Frekans artarsa sıklık artıyor. Zaten frekans o demek gelecek. Potansiyeli arttırırsam maksimum değeri artıyor. Dalga boyu değil Önder aslında burada artan şey. Dalganın genliği. İyi bak şimdi bak. Dalga boyları aynı. Aynen genliği arttı. Genlik de burada neyi ifade ediyor? Benim için maksimum değeri ifade ediyor. Maksimum değer artıyor. Yani potansiyel arttıkça maksimum değer artmış oluyor. Şimdi bu alternatif akımın davranışı. Şimdi biraz daha ilerletelim. Şimdi bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Eğer ki direncin yanına başka devre elemanları takmak isterse canım ne olacak? Rica ederim Ececiğim. Şimdi gelin devre elemanlarımızda bazı elemanlar ekleyip çıkaralım. İlk baş kablomu kopardım. Gördüğünüz gibi kablo yoksa ne yok? Akım yok. Şimdi kablo koptu. Kabloyu açalım biraz. Şöyle biraz genişlesin burası artık. Şimdi ilk baş bağlamak istediğim şey devreye bir kapasitör olacak. Kapasitörü bağlayınca direnci de bir kapamak istiyorum. Hatta şu kablo da gitsin. Biraz daha temiz olsun devre. İlk baş kapasitörün devreye etkisini gözlemleyelim. Sadece kapasitör ve alternatif. Şimdi gözlemlediğim şey ne? Şöyle zoomlarsam. Simülasyon biraz kendini zorladı. Şimdi birazcık uzaklaştıralım. Alternatif akımdan kaynaklı olarak devamlı olarak çok yüksek şiddette bakın. Akımın şiddetine bakın. Bir akım geçiyor. Biraz frekansını yani gerilimini frekansını azaltmak istiyorum. Maksimum potansiyelini de azaltmak istiyorum. Devrede çünkü çok şey oldu. Evet. Daha stabil bir hale geldi. Tamam mı? Şimdi stabilite içerisinde bir incelemeye başlayalım. Ne gözlemliyorum? Alternatif akım devresine eğer gidip de bir bağlarsam kapasitör. Devamlı olarak alternatif akım devresinde bir şey geçiyor. Akım geçiyor. Ama normalinde eğer ki ben kondansatör alternatif akım değil de doğru akım taksaydım. Bundan bahsedemiyor olacaktım. Şimdi sebebi ne? Şimdi alternatif akım devresini çıkardım. Yerine normal bir pil bağladım. Şimdi iyi baksın herkes. Bak ne oldu? Ne gözlemledim? Bakın boşalttım kapasitörü doldu. Boşalttım kapasitörü doldu. Sadece kapasitör dolana kadar akım geçiyor bakın. Anlık çat geçti bitti. Doğru akım bağlıyorsanız eğer devreye kapasitör dolana kadar akım geçecek. Kapasitör dolduktan sonra akım geçmeyecek. Ama eğer doğru akım bağlamıyorsanız devreye alternatif akım bağlıyorsanız alternatif akım bağlı olduğu zaman kapasitör devamlı üzerindeki yükü boşaltıp tekrar doldurduğu için devamlı kendini doluyor gibi düşün. Bundan dolayı akım değiştiği için kapasitör de devamlı dol ve boşalt yapıyor. Bundan dolayı devamlı olarak akıyor oluyor. Alternatifin tam tanımı ne hocam? Alternatif Atakan aslında indüksiyon sonucu elde ettiği ve zamana bağlı olarak değişen akım türü. Zaten fark ediyorsan sağ yukarıya ne yazdım? Alternatif akımın fonksiyonunu yazdım. Alternatif akım gördüğün gibi sinüs eğrisi üzerinde değişecek. Ama doğru akım olsa bir sabit değerde. Alternatif akım artı ve eksi de gidip geliyor. Ama kapasitör de çok önemli. Neden? Çünkü kapasitör dediğimiz eleman sadece doğru akımın üzerinden yük dolana kadar akım geçiriyor. Yani bak tekrar pil bağladım. Anlık oluyor bak. Bitti. Bak boşalttım. Discharge demek boşaltmak demek. Boşalttım doldu bak. Boşalttım doldu ama dolduktan sonra bir daha akım yok. Ama aynı şeye
alternatif akım bağlarsa devamlı dolu boşalt yaptığı için devrede devamlı akım geçişi oluyor. Bu bir kere kapasitörün en önemli özelliği. Sonra kapasitörü çıkardım devreden. Gittim yerine bu sefer bobin bağladım. Şimdi bobin olunca ne olacak? Şimdi ilk baş bobine doğru akım bağlamak istiyorum. Bu sebepten dolayı alternatif akımını çıkardım. Buraya bir tane pil taktım. Şimdi ne gözlemledim? Şimdi gözlemlediğimden bahsedelim. Şimdi bunu bir discharge edelim. Boşalttım ve gözlemliyorum. Şimdi bir durduralım. Grafiğimi biraz zoomlayalım. Şimdi başlasın sistemi. Şimdi bunu bir boşaltayım. Bakın başlattım. Ne oluyor şimdi? Herkes iyi baksın. Şu pilimin de yönünü değiştirirsem daha iyi göreceğiz grafiği. Bunu da bir boşaltayım tekrar. Tekrar başlattım. Şimdi herkesin dikkat etmesini istiyorum. Şimdi akımım artıyor bakın. Ve durdurayım. Şimdi herkes akım grafiğine iyi baksın arkadaşlar. Ne görüyorum? Akımım belli bir değerden başka bir değere doğru belli bir artış sergiliyor. Sonra ne oluyor akımda? Bakın şimdi. Geldiği bir değer oldu. Ve o değerde artık bakın sabit kaldı. Yükseldi sabit kaldı. Bu ne demek? Bu şu demek. Sizin öz indüksiyonunuz bobinin üzerinde akımın dolmasına karşı koyuyor demek. Yani gözlemlediğiniz etki aslında öz indüksiyon etkisiydi. Bunu nasıl anlayabileceğim biraz da? İndüktans yani öz indüksiyon katsayısını arttırırsa. Bakın şimdi bunu boşalttım. Şimdi bakın dolma esnasında bakın öz indüksiyon nasıl karşı koyuyor bak. Yavaş yavaş doluyor bak. Yavaş yavaş. Öz indüksiyonun etkisini görüyorsunuz dolma akımına. Bakın grafiği zoomladığım zaman bakın artış var ama aslında azalan bir parabol. Sonra bakın artış hızlandı. Artış hızlandıkça ne oldu? Artık grafiğim, akım grafiğim sabit bir sayıya doğru evriliyor. Bir noktadan sonra ise artık artmıyor. Bu doğru akımdaki davranış. Peki ben bunu çıkardım bobininden. Gittim buraya alternatif akım takacağım. Şimdi ne gözlemleyeceğim? Şimdi bakın alternatif akım kaynağını bağladım bobine. Ne gözlemliyorum? Çok yavaş. O zaman biraz öz indüksiyon katsayısını düşürmek istiyorum. Şimdi öz indüksiyon katsayısını düşürdüğüm zaman akım artmaya başladı. Demek ki öz indüksiyon katsayısıyla devreden geçen akım arasında ters bir orantı var. Şimdi ilk başta bir bunu oluşturalım. Bu benim için önemli olacak birazdan. Şu yazdığım şeyi siliyorum buraya. Şimdi ne gözlemledim ben? Eğer ben bir bobin çalışıyorsam, tamam mı? Eğer bir bobin çalışıyorsam, bobinde öz indüksiyon katsayısını arttırdığım zaman akım azalıyordu. O zaman öz indüksiyon katsayısıyla yani L ile I birbirlerine ters orantılıymış. Bir kere ilk gözlemlediğim bu oldu. Nereden anladım? Tekrar etmek istiyorum. Bunun için ilk baş biraz daha akım kaynağının gücünü de arttıracağım. Daha iyi görün istiyorum. Bakın 100'e çıkardı. Çılgın bir alternatif akımdan kaynaklı olan bir gerilim oluştu. Bakın zaten gerilimin büyüklüğüne. Akımın büyüklüğüne bakın. Sonrasında ne yapıyorum? Burada gelip change inductance diyorum. Yani inductance öz indüksiyon katsayısından gelen bir şey. Birazdan göreceksiniz. İçinde R var. Ve ben bunu arttırdığım zaman inductance arttığına bakın akım grafiğine. Akım grafiği nasıl azalmaya başladı. Tekrar inductance'ı azalttım. Bakın grafiğe. Bir durduralım. Daha net görün. Bakın grafiğe arkadaşlar. Uzaklaştırdığım zaman ne gözlemledik? Grafikte fark ediyorsanız inductance'ın azalmış olması akımı yükseltmiş oldu. Bir kere bunu bir kere cebe koyun. Birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Şimdi ilk aşamada inductance dediğim şeyi tanımlamak istiyorum size. Şimdi inductance dediğimiz şey bobinlere özel bir şeydir. Bobinlerin direncini ifade edecek bana. Şimdi ben bunu yapmadan önce biraz önce kapasitörü de gördünüz. Haydi gelin bu sefer kapasitörü, inductance'ı her şeyi bir araya sokalım. Bir bunlardan bir çıkalım. Şunları bir temizleyeyim. Aynen. Şimdi yeni bir numara geliyor. O da ne? Inductor'ı aldım. Hatta inductor'ı buradan da almak istiyorum.
RRC yapacağım. R direnç demek. Onun için ampul kullanacağım. R. L bobin demek. Buraya koydum. C kapasitör demek. Onu da alacağım. Buraya koyacağım. Bakın bütün devre elemanlarını bağlıyoruz artık. Bu zamana kadar fizikte öğrendiğiniz tüm devre elemanları bir arada olacak. Şimdi induktörü yani selfie de aldım. Onu da buraya taktım. Bunu bir buradan koparayım. Bunu da buradan koparayım. Bu beni bıraksın bir. Aynen. Bu da beni bıraksın. Tamam. Sigorta atar hocam fazla akımdan. Bakalım ne olacak. Şimdi R'yi ve C'yi bağlamaya başladım. Inductance'a da direncimi bağladım. Direncimi de buna bağladım. Hepsi birbirine bağlandı. Tamam. Şu an devremde her şey bir arada. R, L, C. Hatta diyorum ki bana değerlerini de göster. Değerlerine 10-10, 10 Henry's, 0.10 Farad. Başla dedim. Şimdi devreyi analiz etmeye başlayalım. Biraz devreyi aşağıya almak istiyorum. Analizi kolaylaşsın diye. Şunu da aşağıya çekelim. Bekleyin bakalım çocuklar. Şimdi üzerine yazmalara başlayacağım. Çünkü şimdi bütün devre elemanlarını aşağıya çek. Daha temiz görmek istiyorum. Aynen. Şu akım ölçerimi de buraya koydum. Ampermetremi yani. Heh, aynen öyle. Bakın şimdi. Bugün görmeye başlayacağımız konu bu. Eğer ben direnci, bobini ve kapasitörü her şeyi aynı devreye bağlarsam ne olur? Şimdi ilk dikkatinizi çekmek istediğim şey şu olacak. Eğer ben alternatif değil de doğru akım taksaydım. Ne oldu? Bakıyorum kapasitör doldu, akım durdu. Sonra ama tersi ufacık bir hareket oldu. Bu da neden kaynaklandı? Şu bobinin öz indüksiyonun anlık etkisinden. Ama bakın bitti. Kapasitörü boşaltıyorum tekrar. Bakın kapasitör dolana kadar akım geçti. Kapasitör doldu ve akım bitti. Bu doğru akımda RDC'nin davranışı. Aynen. Bobin azıcık geriye doğru itme etkisi bobinden kaynaklı. Neden? Bak boşalttım. Kapasitör dolduğunda normalinde geçmeyecekti ama bobin öz indüksiyon yarattı. O öz indüksiyon etkisiyle ufacık bir etki yarattı. Şimdi bakın ampul neden yanmadı dedi. Bakalım ampule tekrar. Discharge ettim. Bak yandı. Anlık yandı ama dolana kadar. Dolduktan sonra söndü. Tamam mı? Dolana kadar. Sadece akımın geçtiği an. Zaten grafikten bak discharge ettiğim zaman bak boşalttım akımı. Bak akım doluyor, 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 doluyor ve doldu. Niye diğerine göre daha az yanıyor? Diğeri sarı sarıydı. Çünkü burada doğru akım var. Doğru akım çok fazla geçmesine müsaade etmiyor. Dolana kadar geçiyor kapasitörden dolduktan sonra duruyor. Ama bak geldim. Alternatif akımı bağladım yerine. Alternatif akımı bağladığım zaman bak iş değişti biraz. Neden? Çünkü hem doluyor hem boşalıyor. Çünkü yön değişiyor akımda. Akımda yön değişmesi böyle bir etkiye sahip. Şimdi biraz daha net görmek için voltaj değerini arttırmak istiyorum. Voltaj değerini arttırmak bana daha net gösterecek. Voltajı 100 yapayım. Çok fazla oluyor. 50 yapayım. Gözümü yormasın. Aynen. Voltaj yaptım. Akım şiddeti de değişmiş oluyor. Aynen Atakan. Bak. Şimdi amper metremi iyi bakın. Bir sinüs fonksiyonu var elinde. Şimdi buradaki her şeyin direncini tek tek tanımlamaya başlayacağım size sırayla. Şimdi bu devam ederken ben üzerine yazıyorum. Şimdi bunun direncine ben R demeye devam ediyorum. Yani R. Daha önce kullandığım şey. Çünkü bu ne? Bu bir bobin. Bobinin direncini X, L olarak yazıyorsunuz gençler. Ve açılımı omega L oluyor. Şimdi eli biraz daha ayrı yazayım düzgün görün. Omega L oluyor. Şimdi omega L'i biraz daha açarsanız omega yerine 2 pf yazabiliyorsunuz. 2 pi f l oluyor. Bu da bobinin direnci. Bunun ismini arkadaşlar indüktans diyoruz. Geldim kapasitöre. Kapasitörün direncini yazıyorum. Ona da xc diyeceğim. O da 1 bölü omega c olacak. Yani bunu da biraz daha açarsam aslında 1 bölü 2 pi f c yazabiliyorum. Bu da kapasitörün direnci. İsmi ne bunun? Kapasitans. Yani burada dirence R derken
Bobininkine indüktans deyip 2 pi f r yazacağız. Kapasitörünkini ise kapasitans deyip 2 pi f c yazacağız. Ama bir bölü var kapasitörde. Ama dikkat edelim, formülleri ezberlemek aslında zor değil. Bunu periyot cinsinden yazabilir miyiz? Tabii ki tanımı yazabiliriz. Niye? Omega yerine 2 pi bölü t yazarız. Hadi gel. Bir de periyot cinsinden yazayım. Seni kıracağım. Şuraya yazıyorum. Periyot cinsinden yazarsan ise omega 2 pi bölü t yazdım. O zaman 2 pi r bölü t gelir burada. Burada 2 pi bölü t yazarsam yerine, o zaman 2 pi bölü t, t yukarı geldi. T bölü 2 pi c gelir mesela. Bu da bunun periyot cinsinden ifadesi. Ama bunları geri alıyorum çünkü alternatif akımda frekanstan yürüyeceğiz. Periyottan değil. Ama biliyorsun periyot ve frekans birbirlerinin tersi olduğu için bunu bu şekilde de yazmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Hiçbir problem yok. Şimdi sonra peki ben bu devreleri bir araya bağladığım zaman bunların R eşine karşılık gelen şey nasıl bulacağım? Burada bunun ismi empedans olacak. Şimdi gelin empedans hesabını öğreteyim size. Şimdi empedans hesabı için arkadaşlar bir vektörel bir gösterimimiz olacak. O da şu. Şöyle bir vektör çizeceğiz. Bir aşağıya doğru bir vektör, iki yönlü. Bir de yana doğru bir vektör çizeceğim şimdi. O da buraya doğru. Şimdi bunu niye yaptık? Çünkü bunlar farklı devre elemanları olduğu için bunları aynı doğru üzerinde gösteremiyoruz. Burada vektörel gösterimden faydalanıyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? Yukarıdaki vektör benim için bobini ifade ediyor. Yani x, l'yi. Tamam mı? Aşağıdaki vektör benim için kapasitörü ifade ediyor. Yani o da x, c'yi. Sağa doğru olan, bu yalnız olan vektör ise benim için direnci ifade ediyor. O da yani ne? R olarak yazabiliyorum. Şimdi peki bu benim ne işime yarayacak? Şimdi ben burada x, d'yi, x, c'yi ve r'yi yerine koyarak devredeki eş değer direnci, yani buradaki kavramıyla empedansı hesaplayacağım. Peki ne demek? Şimdi hayal edelim. Buradaki vektörler için diyelim ki x, d büyük olsun x, c'den. Böyle bir durumda ben bu grafikteki vektörleri tekrar yazarsam şöyle yazabilirim. Yukarıya bir ok koyarım. Yana ok koyarım. Yukarıdaki için bu sefer hani x, d, x, c'den büyük dedim ya, o zaman ben buraya derim ki x, l eksi x, c. Bak aynen öyle. Buraya ne dedim? R. Şimdi bunların bileşkesine, arkadaşlar bunların bileşkesine şurada elde ettiğim z vektörü. İşte bu z vektörünün ismi empedans. Peki ben z vektörünü nasıl tanımlarım? Z eşittir derim. Karekök içinde r kare artı xl eksi xc'nin karesi ve bunların hepsi neyin içerisinde? Karekök içinde. Ne bu arkadaşlar? Aynen hep böyle. Hep böyle. Yerleri sabit arkadaşlar. Hepsi kendi yerinde. Anladınız mı? Z'yi de hep vektör olarak bulabiliyoruz. Aynen böyle. Bu kadar. Z yani buradaki hipotenüs gençler. Z buradaki hipotenüs. Bu kadar kolay. İşte ama böyle olunca kolay. Bu iş böyle olmadığı zaman patates alıyorsun. Aslında çok keyifli. Yani ben burada xd büyük xc'den dediğim zaman bunu yazdım. Eğer ki xc büyük xd'den olsaydı bu sefer de xc eksi xd yazmış olacaktım. Xd eşittir xc olursa r mi oluyor? Hasbi. İşte senin dediğinin ismi de rezonans oluyor baba. Çünkü xd eşittir xc olursa birbirlerini yok ediyorlar. Anladınız mı? O zaman z eşit r oluyor. Anladınız mı? Benim bedava gençler her zaman karşınıza çıkacak. Aynen tanır eksisini alacaktık onlara. Yani isimler karışık. Bu konu gerçekten kolay ama böyle anlatılacak kolay. Şimdi ben bunu size böyle göstermesem ne yapacaktık ki? Ne diyeceğim? Empedans nedir? İndüktans nedir? Kapasitans nedir? Anlaşılması güç oluyor. Ama gözünüzle gördüğünüz zaman simülasyonla birlikte bu iş gerçekten çok kolay olacak. Beyinler yanardı. Ama merak etmeyin bak bence hoşunuza gitti, anlamaya başladınız. Çünkü böyle gerçekten keyifli olacak. Sonra devam edelim. Aksel hoş geldin. Anladım ben. Güzel güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi o zaman biraz değişiklikler yapalım derim. Şimdi biraz önce neyi gördüm? Benim Z yani empedansımın minimum olması için ne gerekli? Hasbi sen biraz önce bir şeyler dedin aslında. Tekrarlar mısın?
Devredeki empedansımın minimum olmasının şartı ne sizce? Yani Z olan bu hipotenüsteki vektörü. Ne zaman Z minimum olur? Aynen, aynen arkadaşlar. Aferin, güzel, güzel. Z'nin minimum olması demek, şuradaki ifadenin sıfıra eşit olması demek değil mi? Çünkü o zaman ancak Z eşittir R olur. Z eşittir kök içinde R kare olur. O zaman Z eşittir R gelir. O zaman Z eşittir R geliyorsa bu ne demek? XL eşit XC demek. Ancak böyle olabiliyor bu. Şimdi haydi o zaman yerlerine yazalım gençler. Biraz kalemin ucunu küçültmek istiyorum. Aynen. Şimdi XL yerine yazdım. 2 pi f l. XC yerine de yazdım. 1 bölü 2 pi f c. Taraf tarafa çarptım ve f'leri yalnız bırakacağım. F eşittir 1 bölü 2 pi kök l c. Ne yaptım? F'leri yalnız bıraktım. F kare eşittir 1 bölü 4 pi kare dc geldi. Kare kök içine aldım. F eşittir kök. F eşittir 1 bölü 2 pi kök dc geldi. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Alın size buradaki en ağır kazanım. Ne? Arkadaşlar şu gördüğünüzün ismi de rezonans frekansı oluyor. Yani son kazanım, rezonans kavramı da buradan çıkıyor arkadaşlar. Ne zaman yani ben rezonans frekansına sahibim? Ne zaman ki, tabii ki alırım Atakan'cığım. Bak ne yaptım? İlk ben size sordum. Dedim ki empedansın yani Z'nin minimum olması ne demek? Baktım bu kareköklü ifadeye biraz önce. Şuradaki ifadeye. Burada neyi gördüm? Bunun minimum olması için Z'nin XD eksi XC'nin sıfır olması lazım. Veya bu xc eksi xd de olabilirdi. Bana ne söylediği yani şurada başta bunu söylediği için böyle yazıyorum. Xc büyük xd olsaydı xc eksi xd yazacaktım. Ama sıfır olması lazım oranın. Minimum z için. Minimum z için yani oranın sıfır olması için ne olması lazım o zaman? Xd ile xc'nin birbirine eşit olması lazım. Yani indüktans ile kapasitans. E tamam. E ben indüktansı nasıl yazacağım? Burada kırmızı yazdım bakın devrenin üzerine size. 2 pi fl. E kapasitansı da nasıl yazacağım biliyorum. O da 1 bölü 2 pi fc. E ben bunları eşitleyip frekansı yalnız bırakırsam bulduğum frekans yani 1 bölü 2 pi kök lc bu işte arkadaşlar özel olan o frekans oluyor. Yani rezonans frekansı oluyor. Rezonans frekansını böyle buluyoruz. Size soru rezonans frekansı ne derse yapmanız gereken tek şey indüktansla kapasitansı eşitlemek olacak. Ve formül bu. Aynen formül bu işte. Elimde çıkardım. Şimdi hadi o zaman deneyimleyelim rezonans frekansını. Arkadaşlar kolay gelir tabii. Tabii kolay gelir. Lan siz şükredin bana bak. Biraz kaydırdım. Siz bu slide'ı şeye şükredin. Simülasyon olmaz öyle kolay gelmiyor işte. Bak şimdi gaz kaydırdım. Ufak bir numara. Eyvallah konuşacağım canım benim. Bu ders keyifli oluyor. Verimli bir ders. Ondan iyi oldu. Simülasyona denk gelmesi her şey çok iyi oldu. Şimdi bak deneyeceğim o zaman. Burada eyvallah efendim çok tatlısınız. Şimdi gelin deneyelim. Kapasitansını değiştireyim mesela biraz. Bakalım devredeki akım nasıl değişecek. Kapasitansımı arttırdığım zaman devredeki akımın değerlerine bakıyorum. Fulledim diyelim. Kapasitansının artması nasıl değiştiriyor? Şimdi ufak değişiklikler var. Gözlemlemek istiyorum. Kapasitansımı mesela iyice küçülttüm. Boşluğum mu oluyor? Bak kapasitansım küçüldüğünde bak peak noktası arttı. Fark ediyor musunuz? Maksimum noktası arttı. Demek ki kapasitansım aynen genliği arttı. Demek ki kapasitansım küçülüyorsa, genliğim artıyorsa şimdi her zaman ters orantılı değil tanırım. Yorumlamam gerekecek işte. Burada biraz ağır. Neden? Şimdi kapasitans şuradaki C kısmı bak. Şurada ufak bir C var bakın. Ben aslında şu C'yi değiştirdim biraz önce. Şuradaki C'yi değiştirdim. Kırmızı ile çizdim. C'yi değiştirdiğim zaman, C'yi küçülttüğüm zaman şeyim arttı. Şimdi C'yi ne yaptım? Ben azalttım bak. 0.05 yaptım. C'yi azalttıysam bu okla gösterdiğim şeyi benim burada kapasitansımın ne olmuş olması lazım? O azalıyorsa kapasitansımın artması lazım. Kapasitansım artınca
Benim genliğim arttı. Değil mi? Şeyim, sayı azalttım. 1/ azaltma olduğu için kapasitansım arttı. Tanır olmam dolayı. Şimdi kapasitansım arttı. Yukarıdaki beyaza bakın şimdi. Kapasitansım arttı. Ve benim akımımın genliği arttıysa demek ki ben rezonansa yaklaştırmışım. Kapasitans XC. Aynen XC. Doğru. Şimdi ben bunu arttırdığım zaman L'ye yaklaşmışım. Demek ki benim başlangıçta devrem indüktans XL XC'den büyükmüş. Çünkü XL XC'den büyük olacak ki ben C'yi azaltıp XC'yi arttırdığımda XD'ye yaklaşmış olsun. XD'ye yaklaşmam ne demek? Çünkü XD ile XC birbirlerine eşit olduğu zaman ben zaten maksimum akımı yakalayabiliyorum. Yani benim bütün amacım burada bunu yakalamak. Bunu yapmak için XC'yi büyütebilirim. XD'yi azaltabilirim. Ne zaman? XD, XC'den büyük olduğu zaman. Ama XC, XD'den büyük olsaydı o zaman da bunu yakalamam için tam tersini yapmam gerekecekti. Yani benim bu sorularda iki farklı durum olacak çocuklar. Birinci durumum şu yukarıda beyaz yazan. İkinci durumum da yazmam gerekirse kalemimi bir tık büyüteyim kalınlığını. Diğer durumum ise XC'nin XD'den büyük olduğu durum. Bu iki durum dışında üçüncü bir durum yok. Zaten eşit olabilir. Benim amacım maksimum parlaklığı yakalayabilmek için bunları birbirine eşitlemek. Geride olanı büyütmek, ileride olanı düşürmek. Bunu da formüllerdeki L'yi ve C'yi değiştirerek yapabilirim veya alternatif akım kaynağının frekansı ile oynayacağım. Şimdi birisi Deniz Süre sormuşsun hocam dersin sonra fizik simülasyonu gibi önerdiğiniz bir yer vardı onu söyleyebilir misiniz? Tabii ki arkadaşlar. Hemen gruba da yaz buraya yazıyorum. Fed Colorado. Bunu Google'layın. Bu arkadaşlar dünyada bilinen en büyük fizik ve bütün alanlar için simülasyonların yer aldığı site. Burada bunları kurcalayabilme şansınız olacak. XC, XD olsa kapasitansı artırmamız gerekiyor muydu? Bakalım. XC'yi o zaman azaltmak isteyecek. Kapasitansım artarsa XC azaldı. Aynen Asbe. %100 haklısın. %100 haklısın Asbe. Tam anlamıyla demek istediğim bu. Çocuklar kafaya oturmaya başladı değil mi kavram? Bakın ağır bir konu gözüküyor. Halbuki değil. Hiç değil. Sadece doğru anlamanız gerekiyor. Şimdi gelin biraz değişiklikler yapmaya başlayalım. Merak etmeyin gençler. Rahat olun. Bundan sonra simülasyonları daha sık kullanacağım. Sistemin fark ediyorsanız oturuyor. Şu an benden iki tane görmüyorsunuz mesela. Bir tane görüyorsunuz. Onu da çözdüm. Daha önce bir ikişer ikişer simülasyonda gözüküyordu. O da düzeldi. Şu an arkadaşlar iyice yardırma noktasına gelmiş. Şu saatten sonra ilk defa bu kadar anladım bir fizik konusunu. Tanır sevindim. Merak etme Tanır. İlk defa bu kadar anlaman seninle ilgili değil aslında işte. Bu ne biliyor musun? Fizik simülasyonla ve deneyle öğrenilir. Bu zamana kadar elim bağlıydı bazı noktada. Şimdi bağlı değil. Şu an size üniversitede 10 yıl eğitimini bu işin nasıl aldıysam öyle öğretmeye başlıyorum. Şu an yaptığımız metodun ismi var. Uluslararası. Inquiry Learning yapıyor. Sorgulayıcı metot. Simülasyonla görerek öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz. Yani şu an nasıl Finlandiya bir eğitim sistemiyle ön planda, nasıl İngiltere böyle bir modeli var. İşte bizim de geleceğimiz model artık uluslararası model. Yani size PISA sınavı için olan sistem, yaşam odaklı. Yani bizim Türkiye'de geçmeye çalıştığı sistem bu. Ama biz bunu şu an sorularına geçmeyi başardık. Daha eğitime bunu geçemedik. Çünkü öğretmenlerin buna bir geçebilmesi lazım önce. İngilizce olduğu için biraz bizim öğretmenlerimiz o konuda da üzülüyorlar. Ama sıkıntı yok. Bakın biz geçtik. Bizim eğitim kurumumuz şu an bu kurum. Bu konuda en nitelikli anlamda ne yapılıyorsa fizikte şu an onu yapıyor. Gerekli yatırımlar da elimizde. Grafik tablet, online'da, Zoom'da fark ediyorsanız arkadaşlar biz full stream kullanıyoruz. Kısıtlama da yok. Her şeyi en üst seviyede kullanıyoruz. Bundan sonra da bu iş böyle gidecek arkadaşlar. Tanrıcığım teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Neler yazmışsınız? Hocam kuvvet ve hareketle yapsak olur mu bitince konular? Tanrı zaten planım o. Tekrarlara başladığımız zaman her dersin seminer dosyaları ve yeni içeriklerini buraya kullanacağım. Ve hepsinde de muhakkak gidip onların simülasyonlarını yapacağız. Bundan sonra her konu simülasyon olacak. Bunun bir kere size sözünü verebilirim. Ece nasıl? Deney ve simülasyonu daha iyi öğreniyorum demişsin. Ecelen sen öyle öğrendikten sonra hep simülasyon yaparım. Hiç sıkıntı yok. Ben de böyle yaptığım zaman işimi yapıyor gibi hissederim. Sonlar Finlandiya konular göre yaptık. Atakan işte bundan sonra devletin yaşam odaklı sorularına biz de
yaşam odaklı öğrenmeyle yaklaşacağız. Yani çünkü o soruları çözmek için o soruların metodunu kullanman lazım. Biz bunu yapacağız. Tekrar yapalım bitince yapacağız benzer. Nihat'ta enerji soruları beni zorluyor hocam. Onlara da bakar mıyız? Hasbi. Zaten şu an durumumuz şu. Ben size durumumuzu söyleyeyim. Bizim antenli bakım konumuzdan sonra sadece transformatörler var. Transformatörleri de verince kaçta bitiyor arkadaşlar ders? 10 geçe mi? Tamam, tamam. 10 geçe beni ayıkın. Aynen. Şimdi 10 geçe söyleyin şey olmasın. Şimdi bundan sonra nasıl işleyeceğiz? Onun bilgisini vereyim. Şimdi bundan sonra transformatörlerim var. RDC ile şimdi bundan sonra tabii çıkmış sorular falan bayağı teorik gireceğiz. Bir yandan hep simülasyon yanı başımızda olacak. Sonra transformatörler ve transformatörler simülasyonu. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Şak 11'in dinamiği gibi basacağım gençler. Bütün dinamik, itme, momentum, torklar, dengeler, aklınıza gelebilecek basit makineler, aklınıza gelecek her şey. Seminer dosyaları, sonrasında Fen Lisesi'nin üniversite kitaplarını indirdim. Bunları yansıtacağız. Fen Lisesi'nin ders kitaplarından devam edeceğiz bir kısmında. Her konunun da simülasyonunu yapacağım. Tekrara geçince bütün 11'i size tekrar yapacağım çocuklar. Yani fizikle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Sınıfta olduğundan da daha iyi olacak. Onu da söyleyebilirim. Yani iş size yaradı. 11'de bundan sonra önder transformatörler var. RLC'lerden sonra. Onlardan sonra ise tekrarlarım başlar. Ama RLC'yi %100 olana kadar detaylı gideceğim. Bu simülasyon örneğinde gördüğünüz gibi. Devamlı değişiklikler yapacağım. Hatta şöyle yapacağım önümüzdeki süreçte. Biraz daha sistemim yavaş yavaş oturuyor. Size kontrol vereceğim arada ekranda. Simülasyonda aklınıza gelen bir şey olduğu zaman siz devre alacaksınız ekranı. Simülasyonunda değişiklik yapıp bana diyeceksiniz ki hocam ben bunu böyle yaptığımda simülasyon böyle oluyorsa bu neyden kaynaklanıyor? Sonra ben tekrar kontrol alıp gördüğünüz tahta üzerinden size bunu cevaplıyor olacağım. Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. Berkut'a işte gördüğün gibi olacak. Yani sistemimiz biraz daha gelişmeye başlıyor, tamam mı? Aktif olacak aynen. Yani soruyu biz yaratacağız. Size gelip de indükten şu olduğunda bu olduğunda demeyeceğim. Geleceğim sağda tıklayacağım burada benim selfime. İndüktansı değiştireceğim. Bakalım indüktans 100 olduğunda akımım nasıl değişiyor? Yani biz soruları artık arkadaşlar kendimiz yaratacağız. Öyle olduğu zaman sonsuz soru örneği görebiliyor olacağız. Ve bundan dolayı da hiçbir şekilde soru kaybetmiyor olacaksınız. Tamam mıyız? Şu an koronayı da böyle halledebiliriz. Dilem ona benim gücüm yetmiyor. Ben fizikçiyim. Fizikle ilgili her şeyinizi hallederim. Tamam mı? Ama biyoloji alanlarına beni sokmayın. Önce Beyza'cığım dinliyorum. Zaten son 2 dakikamız. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Kapasitörün direnci ne deniyordu? Kapasitans. Bakın. Kapasitans, kapasitörün zaten aynı kelimeden geliyor. Inductance. Neydi bu? İndüksiyon akımıydı, indüklemeydi. Ondan da işte bu kavram geliyor. Yani inductance, self. Bunlar hep İngilizcesinden türeyen şeyler. İndüktans artınca rezonanstan uzaklaşılıyor değil mi? Nerede olduğuna bağlı. Şimdi bak hasbi. Eğer ki indüktans artınca rezonanstan uzaklaşıyorsan sen yukarıdaki durumu tecrübe ediyorsun demek oluyor. Ama aşağıdaki durumdaysan indüktansın artınca kapasitansa yaklaştığın için rezonans durumuna yaklaşırsın. Hangi iki durumu ele aldığın önemli. Tanur Cumat aynen bana nerede olduğunu. Adı neydi diye sormuştun. Kapasitörün direncine kapasitans diyoruz. Hasbi indüktansı cevap verdi. Tanır aynen sen burada at. Aynen Hasbi. Aynen doğru yakaladın. Arkadaşlar konu çok bayağı iyi oturmaya başlamış gözüküyor. Bu bayağı sevindirici. Vallahi bir şey söyleyeyim. Anladığınız şey gerçekten bayağı iyi baba bir şey. Arkadaşlar 8 ders saatlik bir konuyu resmen challenge yaptık. 40 dakikada %80'ini %90'ını anlamış oldunuz. Daha konunun slide'ına hiç girmedik bile fark ediyorsanız. Bu kadar faydalı olacak bundan sonra. Şimdilik çıkıyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Sorulara başlamayın daha. Bana biraz daha zaman verin. Biraz daha fark yaratacağım. Sorulara başlayınca çünkü şöyle bir hissiyatınız olsun istiyorum. Mesela 30'da 30 yaptım hocam. Bu konu bir kere de bitmiş. Anladınız mı? Yani hiç yanlış yapmayacağınız noktada başlattım siz soruları. Motivasyonumuz biraz daha artsın. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Ailenize çok selamlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Haberleşiriz. Önümüzdeki derslerde buradan devam ediyor olacağız.
Güzel bir dersti. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Keyif aldım ben de gençler. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.